Ellerinden öpüyorum bu annenin. Sayın seyirciler, tıpkı Murat gibi sıradaki haberde de yine engelsiz engellileri izleyeceksiniz. Hepsi şampiyon. Bedensel engelli okçuluk şampiyonları okçuluktaki iddialarını bugün suyun altında sergiledi. O dakikalarda Show Haber'den Salvo Cohen o ekiple birlikte su altındaydı. Rengarenk balıklar, vatozlar ve aralarında dünya şampiyonları. Onlar için engel yok. Gönül verdikleri okçuluk sporunu her yerde yapabildiklerini göstermek için oradalar. Heyecanlıyım çünkü dalış konusunda hakim biri değilim. Ama okçuluk derseniz evet hakimim. Ok su altında çok fazla etkin kullanılabilen bir alet değil. Ama eğlenceli olacak sanırım. İlk defa yapacağım çünkü. Neler hissediyorsunuz? Aşağıda rahat atabilecek misiniz oku? Yayın çalışma prensibine aykırı ama deneyeceğiz. Gösteri amaçlı olsa deneyeceğiz. Etkinlik için tekerlekli sandalye ve hedef tahtaları suya indirildi. Usta balık adam, köpek balığı dalış eğitmeni Serhat Sadıkoğlu da suda olacak. Bugün biliyorsun ki engelliler haftası. Biz de engelliler için su altında bir etkinlik düzenledik. Sağ olsun milli sporcularımız geldi. Su altında bir ok atışı yapacaklar bize. Engelli arkadaşlarımızın su altında neler hissettiği, o özgürlüğü, özgür olmaları bizim için çok önemli. Şampiyon okçularla birlikte dünya bedensel engelli yüzme şampiyonu Beytullah Eroğlu da bu heyecana tanıklık edecek. İlk defa böyle bir dalış yapacağım. Yani 12 yıldır yaklaşık 12-13 yıldır suyun içerisindeyim ve ilk defa bir balıklarla yüzeceğim. Tuhaf bir duygu. Bu duyguyu da tattıranlara çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bu imkanı bize tanıyanlara. Heyecan var mı? Hafif var. Biraz. Biraz. Hepsinin her dalda yüzme, okçuluk ve bunun gibi dallarda dünya ve Avrupa şampiyonluğu var. Şimdi yine bir rekor denemesi için suya giriyorlar. Aşağıda ok atacaklar ve hedefi 12'den vurmaya çalışacaklar. Biz de Show Haber ekibi olarak onlarla birlikte dev akvaryuma dalıyoruz. Tekerlekli sandalye ile sudalar. Hedefi 12'den vurunca yaşadıkları mutluluk yüzlerine yansıyor. Su altında atış yapmak zor ama her şeye rağmen çok başarılılar. Ve artık çıkma zamanı. Çok eğlenceliydi. Suyun altında hiç ok atmamıştım. Bu ilk defa yeni bir tecrübe oldu. Güzel bir tecrübe oldu. Suyun altında normalde ok gitmez. Ama sanırım iyi yapıyoruz ki yine sarıyı vurduk. Hiçbir engel yoktu. Engelli değildik. Sizlerle aynıydık. Siz de aynı şekilde suyun altında aynı eşit haklara sahiptiniz. Biz de. Okçuluğunuz biraz daha zor olduğunu anladım burada. Omurga